Türkiye'nin yetiştirdiği komedi değerlerinden şüphesiz ilk akla gelen, hiç konuşmadan bile güldüren, filmlerini ilk günkü gibi tazeliğinde izleten adam Kemal Sunal. İşçi bir babanın oğlu olarak başladığı hayatı milyonları güldürerek sürdürdü. Her filminde ağlanacak halimize nasıl güleceğimizi, nasıl bir koca, nasıl bir baba, nasıl bir ev erkeği olacağımızı öğrendi ondan. İşte bu yüzden evimizden biri sayıp soframıza, muhabbetimize, beş çayımıza konuk ettik, o hiç bilmeden. 10 Kasım 1944'te annesi Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'in ilk çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. O doğum gününü Atatürk'e saygı sebebiyle hep 11 Kasım'da kutladı. Bazen dış dünya ile tüm bağını koparacak kadar içinde kapanık bir çocuktu. Ancak yine de her çocuk gibi yaramazlıklarıyla meşhurdu. Dar gelirli bir ailenin en tezat üyesiydi. Annesi ilkokula başladığı gün Kemal'in farklı bir çocuk olacağını anlamıştı. Çünkü Kemal tezat duyguları bir arada tutabiliyordu. Okulun ilk günü diğer bütün çocuklar ağlarken o annesinin yanında öylece durdu ve sadece etrafı izledi. Gözlem yapmaya o gün başlamıştı. Çekingenliği ve utandıkça gözünün kızarmaları liseye kadar sürdü. Vefa Lisesi'nden başladığında artık kendini daha iyi ifade ediyordu. Bu onu daha neşeli ve güler yüzlü gösteriyordu. Elbette saygısını kaybetmedi ama arkadaşlarıyla haylazlık peşinde koşmaktan da geri kalmadı. Aslında çocukluk zamanlarında lise sıralarında bulmuştu. Çocukluğundan beri tiyatro Kemal'in ilgisini hep çekti. Lisede felsefe öğretmeni Belkıs Hanım onun bu ilgisini fark etti ve profesyonel oyunculuğa başlayabilmesi için önemli kişilerle tanıştırmayı teşvik etti. Ancak Kemal'in babası Mustafa Bey oğlunun tiyatrocu olmasını istemiyordu. Bir süre çok karşı çıktı ama oğlunun isteğine ve öğretmeninin ricalarına daha fazla karşı duramadı. Belkıs Hanım Kemal'i Çenter Tiyatrosu'na götürdü ve Müşfik Çenter ile tanıştırdı. Kemal'in sahneye çıktığı ilk oyununda hiç sözü olmamasına rağmen seyirci ona gülüyordu. Müşfik Çenter ve kendisi bu duruma o anda anlam vermeseler de zaman her şeyi gösterecekti. Kemal Çenter Tiyatrosu'na bir yıl kaldı. Daha sonra Pendik Tiyatrosu'nun kurulacağı öğrendiğinde oraya gitti. Kadim dostu olan Bülent Kayapaşa ile burada tanıştı. Pendik Tiyatrosu ile ilgi göremedi ve onlar çok fakirdi. Hayatın içinde sürüklenecekler ama oyunculuk sevdasından vazgeçmeyeceklerdi. Kemal'in Pendik Tiyatrosu'ndan sonraki durağı Devekuşu Kabare Tiyatrosu oldu. Onun bize tanıtan talih yüzüne burada güldü. Çünkü Kabare'de seyircilenen oyun Münir Özkul ve Ertem Eğilmez'i izlemeye gelmişti. Dün Bugün adlı oyunda Münir Özkul Kemal'den çok etkilendi ve Ertem Eğilmez'e beğenisini şu sözlerle dile getirdi. Bak Ertem, dikkat bu çocuğa, iş var bunda. Böylece Kemal, Ertem Eğilmez'in yönetmenliği koltuğuna oturacağı Tatlı Dilim sinema filminin oyuncu kadrosundaydı. 1973 yapımı Tatlı Dilim filmiyle kamera önüne adım atan Kemal Sunal artık yürüyebilirdi. Bundan sonra bugün hala sıkılmadan izleyeceğimiz İnek Şaban, Süt Kardeşler, Davaro, Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı, Kapısılar Kralı filmlerinde rol aldı. Özellikle Hababam Sınıfı serisinde rolü ile anıldı. Kendine özgü tavırları, güler yüzlü karakteriyle her zaman izleyicisinin sevgilisi oldu. 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanmayı bildi ve halkın sanatçısı olarak unutulmazlar listesinde adını yazdırdı. Her zaman saf bir karakter olarak karşımıza çıkan Kemal Sunal artık hepimizin sevgilisi olmuştu. Bu süreç ona maddi manevi kazançlar sağladı. Çocukluk yılları ve özellikle tiyatroya ilgi ilk başladığı zamanlarda yaşadığı parasızlıktan sonra bütün günü onun rüyasıyla girmişti. O hiç ücret almamış olsa da 1990'da artık tüm filmleri ekranda gösterilecekti. Kemal ve Gülay aşık olmuşlardı. 1974'te aşklarını evliliğiyle taslandırdılar. Tüm Türkiye'yi güldüren adamla evlenmek muhtemelen sürekli bir filmin içinde yaşamak gibi büyülü bir şeydi. Bu evlilikten Ali ve Özo dünyaya geldi.
1976 yapımı Kapıcılar Kralı filmi Kemal Sunal 1977 Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı. Kuşkusuz ki komedi dalında görüp görebileceğimiz en iyi oyuncu idi. Kemal Sunal 12 Eylül dönemi sebebiyle üniversiteye devam edememişti. Yarım bırakmak istemedi ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne geri döndü. 1995'te artık üniversite mezunuydu. Mezuniyetin üzerinde yüksek lisans yapmaya karar verdiğinde ise tez konusu olarak kendi filmlerinin sosyolojik incelemesini seçti. Daha sonra tezini bir kitap haline getirdi ve ona televizyon ve sinemada Kemal Sunal Güldürüsü adını verdi. Toplamda 82 filmde rol alan Kemal Sunal, 83. filmi olması gereken Balalayka'nın çekimi için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Takvimler 3 Temmuz 2000'i gösteriyordu ve Kemal Sunal 56 yaşındaydı. O güzel kalbi, gülen yüzü hayatın içinde her zorluğa dayandı. Da uçak korkusuna yenik düştü. Bu an muhtemelen güldürmeyi tek andı. Çünkü biz onun en acıklı sahnelerinde bile gerçekten üzülmedi aslında. Çünkü bıyık altından gülüşünü, içten gelen enerjisini hep hissettirdi. Çünkü o Kemal Sunal'dı. Çünkü o İnek Şaban'dı. Çünkü o Çöpçüler, Kapıcılar ama hepsinden önce kalbimizin kralıydı. Bu yüzdendir ki seninle asla ölmeyecekler listesindesin. Ve her zaman gülen yüzümüzün olacaksın. Sevgili İnek Şaban, biz yine seni izlemekten hiç sıkılmayacağız. Seni hiç unutmayacağız.